Bir magazin haberiyle. Magazin haberi ama bu magazin haberinde hiç görmeye alışık olmadığımız bir isim. Kim? Kadir İnanır. Kadir İnanır yeni bir film çekiyor ve filmin son sahnelerinde basın toplantısı yapıyorlar. O basın toplantısını öyle şeyler söylüyor ki Kadir İnanır. İnanamayacaksınız. Hatta ben birazcık söyleyeyim bir iki cümlesini. Diyor ki beni burada konuşturmayın, yayınlayamazsınız diyor. O yüzden yayınlayamıyoruz. Oo. Evet. Ve iki tane komedyene sözleri var. O iki komedyen sence kim diye de soracağım. Bak cümleler şöyle. 50. yılıma giriyorum. Halen sizlerin karşısındayım. Bu komedyenler sürekli belli isimlerle çalışıyor. Onlarla çalışmasınlar demiyorum ama esas mesleğin sahiplerini yok saymak doğru bir şey değil. Sorumlusu bu iki komedyen. Sanatın önünde hiçbir güç duramaz diye daha önce de söylemiştim. Bizim o eski filmleri çekerken yollarda anamız ağladı. Her şey burnumuzdan geldi şeklinde konuşuyor. Ve diyor ki bir de eğer konuşmaya devam edersem yayınlayamazsınız. Çok öfkeli. Nedir bu öfke? Peki ama bir şey diyeceğim. Sanat, yani komedyenlere seslenirken işi gerçek sahiplerinden ayırdılar derken o hiçbir zaman komedi yapmadı. Kendisini kastetmiyor. Onu anlayalım. Değil Şahan'la mi? Cem'e söylüyor. Yok yok ama hep aynı pardon kişilerle çalışıyor diyor ya mesela. Cem evet öyle bir şey yapar. Şahan değişiktir çalıştığı stiller ama neden hep aynı kişilerle çalışıyor? Bize gerçek sahipleri çalışmıyor derken herhalde Kadir İnanır kendisini kastetmiyor. Çünkü Kadir İnanır komedyen değil. Evet. Ama Türk sinemasının emektarı ve emektarı. Usta ismi mi? Usta ismi. 50. yılı bir de sanatta. Çalışmak ister mi acaba? Ben sana bir şey söyleyeyim. Bence Cem Yılmaz Kadir İnanır'la bayıla bayıla çalışır aslında. Niye böyle bir konuşma oldu? Keşke bunu onlarla konuşsaydı bence. İşte komedyenler hakkında konuşmaya devam ediyor. Şunu söylüyor aslında. Geçenlerde gazetede okuduğu yazıdan bahsediyor. Sinema onlardan soruluyormuş. Sinema bizden sorulur diye bir açıklaması var mı Kadir şeyin Cem Yılmaz'ın veya Şahan'ın bilmiyorum. Severim iki komedyeni ama kurtarmayı onlara bıraktık. Bu dönem film çekmek kahramanlıktır. Ticari beklentisi yüksek komedi yüksek komedi projesi yapmıyoruz diyerek göndermede bulunuyor bir de üstüne. Tamam ben şimdi destek öyle bir gerekmiyor mu aslında? Öyle bir söylemleri yok. İnanır. Ama Ece öyle bir söylemleri yok. Fakat böyle bir gerçek var. Sinema onların elinde. Şahan film yapınca bir gerçek var. Sinema hareketlilik bütün oluyor. Gişe bütün hareketler yani. Cem'de de öyle. Mesela Cem'de de öyle. Hep güçlü sinema filmleriyle girmek lazım şeye. Gişeye. Niye biliyor musun? Güçlü. Şöyle yani mesela Şahan'la giriyorsun. Şahan'ın yanındakiler de nemalanıyor. Türk sineması kuvvetleniyor. O yüzden yani öyle bir söylemleri yok. Ama ne yalan söyleyeyim doğru böyle bir şey. Onların elinde şu an. Peki Kadir İnanır sert mi eleştiriyor yoksa? Bir sertlik görmedim normal ben. Normal söylemler. Ya devamında sertleşeceğim demiş, kapatalım demiş. Kontrollü bir eleştiri. Ben bir sertlik görmedim. Ben ne eleştiriler gördüm? Bunda hiçbir şey yok. Ya o onların büyüğü söyleyebilir ama 50. yılı bir de evet ama bir de bana destek yok olması da gerekiyor gibi geliyor. Yani düşünsene ben Kadir İnanır'ın filmi olsa dizisi olsa ilk izleyenlerdenim bir kere. Çok seviyorum. Herkes kadar seviyorum ama Kadir İnanır yapmıyorsun ki sinema. Başka yapanları da eleştirmemek mi gerekiyor? Bunların eline bıraktı derken acaba tarzlarını mı beğenmiyor? Küfür, absürt komedi, kaba falan böyle senaryoları öyle mi buluyor i̇şte acaba? İşte açmamış onu bilmiyoruz. İşte onu bilmediğimiz için bu eleştiriye ağır diyemeyiz Ece. Peki Recep İvedik'in yeni çekimleri de başladı biliyorsunuz. Peki acaba Kadir İnanır'a Recep İvedik'ten teklif gelseydi kabul eder miydi? Etmezdi. Sence? Etmezdi. Oynadığı reklam filmi de çok eleştirilmişti. Evet hani, ama Recep İvedik'teki teklifi kabul etmezdi. Cem Yılmaz'la belki çalışırdı ama Recep İvedik'i bilmiyorum. Yani çünkü Kadir İnanır ağır abi. Belirli bir sahnesinde olup kabul etme. Baş rollerde olacaksa evet. Mesela Recep İvedik'le Kadir İnanır bir şey bir serüvene çıkarlar. Of mis gibi izlenir. Ama minik bir rolde olmazdı. Bir de son görüntülerini gördüm. Hala gerçekten çok yakışıklı. Yakışıklı. Yani Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi aktörlerinden yakışıklı diyebiliriz. Ece bu arada aşuremiz geldi alalım mı? Canan ve. Aa aşure gelirken. Tam üstüne. Bir de biz şey izleyelim ya. Neydi? Al yazmalım. Hadi onu da izleyelim. Hadi Kadir İnanır'ın filmini aşuremiz de geldi bu arada. Teşekkürler. Allah kabul etsin inşallah. Kadir İnanır. Göya sen yapacaktın aşure ama. Yapamadım ama onu olsun yerine dağıttım. Öyle olsun yap ama evde. Yapacağım evde. Onu yeni da yap. Evde yapacağım. Dün de yapımcımızın eşi yapmıştı. Çok güzeldi. Sizin niyetinize değdik. Allah evet kabul etsin. Herkes birbirine aşure yolluyor. Bizim komşularda hiçbir şey yok ya. Oya ablayla olsun. Yağmur hele izliyorsan vallahi hiç benim hiçbir komşum göndermedi daha. Öyle mi? Herkes yabancı zaten. Aa mimarından bekliyorum. Yüz komşum. Yüzsüz bu da. Evet.
neyse. Sabah 5.30'da kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Damarlarında tıkanıklık varmış. Sonra da stent takıldı. Sonrasında birçok yerde acayip haberler çıktı. Hatta öldüğüne dair bile haberler çıktı. Bilinci kapalı dediler, öldü dediler. Evet. Yani ben dün Çağlayan beni aradı. Ben yemekteydim. Çok büyük geçmiş olsun. Ya Çağlayan'ın şu şeyi çok zoruma gitti ya. Babasının ölmediğini ispatlamaya çalışıyor. Evet. Diyor ki lütfen yazın, lütfen paylaşın. Bu ne kadar çirkin, bu nasıl ölü sevicilik, bu nasıl bir şey? Ya dedik ki o zaman yarın mutlaka zaten seni Bilal bağlayacaktır ama yarın bir bağlan, kendin seslen, mutlaka söyle. Düşünsene babamızın ölmediğini söylemeye çalışıyoruz. Ya, bu ne ya? Hatırlasana Sevim Memre benle konuştuğunda ne dedi? Yeter dedi, 19 kişiye dava açıyorum. Orhan Gencebay'ın hastalığıyla ilgili haber çıkmış. Altına neler yazmışlar, ne hakaretler. Ölmedi mi hala? Kaç yaşında? Bir de, ha, bir de öyle vesaire. Bir şey var. Ha. Bir de öyle bir şey var. Ha, bir yazık. De. Yazıklar biz olsun. Öldü zannediyorduk. Ya siz hakikaten birazcık yazık. Dikkat etmeliyiz yani. Büyük sözlerimize, söylemlerimize. Çağlayan çok çok büyük geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sevgili Bircan, sevgili Ece. Nasılsınız, iyi misiniz? Günaydın. Şu an durumu nasıl günaydın. Babanın Çağlayan'cığım? Şu an yine yoğun bakımda. Bugün öğle saatlerinde Allah kısmet ederse normal servise alınacak. Gecesi gayet güzel geçti. Beklediğimiz gibi geçti, şükürler olsun. İlk gecesiydi, evet. Evet, yani hani siz de konuya değindiniz. Gerçekten biz hani bizim için şok olduk. Biz de şok etkisi içindeydik. Yani biz bir yandan bununla uğraşırken yani bir yandan da bu çıkan haberler bizi açıkçası çok üzdü. Yani yıllardır sanat camiasının içindeyiz. Hani birçok habere merak uyandıran habere açıkçası alışkınız. Bazen küçük tepkiler de versek artık hani birbirimizle iki eli parmakları gibiyiz yani. Ama konu sağlık oldu mu bence biraz daha hassas olunmalı. Çünkü bütün camia, yani hepimiz artık arkadaşız, tanışıyoruz. Bana bir telefon kadar uzaklar. Bir arayıp Çağlayan durum nedir? Mustafa abinin deseler. Bence en azından, çünkü hani sevilen bir sanatçının olmasının yanı sıra yani büyük bir ailenin de mihenk taşı babam. Yani bir anda telefonum kilitlendi ve insanlar şey moduyla dönüyorlar. Yani ağlamaklı bir şekilde Mustafa abi nasıl? Ve yani ben de kendimce böyle bir Instagram'da paylaştım. Ki hani en azından insanların, sevenlerimizin yüreklerine biraz da serpilsin diye. Ya babanın hastalığıyla mı uğraşacaksın? İnsanlara dert mi anlatacaksın? Niye bu kadar zor duruma sokuyorlar insanı Çağlayan? Maalesef Ececiğim, işin özü o aslında. Yani hani bir yandan da ben ekranı da takip edemedim yani. Hani bana gelen telefonlarda öğreniyorum bu şekilde haberler yapıldığını. Sonrasında öğrendim ben. Ama yani bir şey diyemiyorum ya. Yani bence ama sağlık ve bu tarz konularda bence biraz daha hassas olmamız gerekiyor. Hassas olmamız lazım. Şu an ama iyi sağlık durumu, stent takıldığından dolayı bir gün standart yoğun bakımda kalması gerekiyor. Şimdi artık normal odaya alacaklar bugün ve inşallah Allah'ın izniyle ne zaman taburcu olur? Ya şunun da altını çizmek istiyorum. Herhangi bir bilinç kaybıyla vesaireyle büyük bir kriz atayla herhangi yok. Bir şeyle gidilmedi hatta. Çok şükür, çok şükür. Sadece göğüs ağrısıyla o baskı olur yani evet. Böyle şeyle. Kendi yoklamasına. Bilinciyle gitti yani. Kendi ayaklarıyla tabii, gitti göğüs ağrısıyla. Açık bir şekilde göğüs evet. Ağrısıyla gidiyor. Hatta o bir hafta 10 gündür bu şekilde ara ara şey yapıyor. Ama hani normal ağrı diye önemsemiyor. Ve bu son günü de üst üste böyle gelince iki defa üç defa bu diyor ki iki defa üç defa aldıysa bunda diyor bir şey vardır diyor. Bilinçli bir şekilde. Çağlayan bu fotoğraf dünden mi? Şu an ekranda görebiliyorsun değil mi? En son görüntüsü Mustafa abinin. Alp'in son hali. Yani açık Alp'le paylaştığı fotoğraf. Tamam. Gayet keyifli görünüyor. Allah'a şükürler olsun inşallah. Bir an önce de sağlığına kavuşur. Sizi i̇nşallah. Çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah. Görüşmek üzere Çağlayan'cığım. Ececiğim ve Bircan sana ayrıca ve Bilal abime ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yani bütün ne bu arada demek? Sanatçı arkadaşlarımız sağ olsun. Hani bir şekilde bu benim yazdığım yazımı bir şekilde herkese duyurmak için elden geleni tabii yaptı. Ki, tabii. Ama siz de ekstra ben özel rica ettim. Onun için de beni kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Her zaman. Her zaman. Çok seviyoruz. Mustafa abi ayrı seviyoruz. Onlar yüreğimize su serpildi diye geldi. Yani bu çok kıymetli benim için. Bizim için de Mustafa abi sen çok kıymetlisin. Çok büyük geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa abiye de lütfen sevgilerimizi ilet. Lütfen sevgiler. Evet. Büyük geçmiş olsun. Hasta yatağında milletin ellerle uğraştırıyorlar. Ya, yemin ediyorum ben artık vicdan görmüyorum. Neyse güzel haberi aldık en azından. En azından bugün normal odaya çıkacak.